Türkiye'nin Maldivleri olarak biliniyor. Dünyaca ünlü İzmir'deki Ilıca plajı. Bir kez daha gündemde ama bu kez plaja giden bozuk yollarıyla. 500 metrelik yol 5 aydır bitmedi. Toz toprak içinde kalan tatilciler isyan ediyor. Böyle belediyecilik olmaz. Bu çok büyük ayıp, çok büyük terbiyesizlik. Ya en azından sabah akşam bir su dökülseydi bir toz toprak giderdi. Etkilendiniz mi tozdan? Tabii etkilendik. Çocuklar da biz de etkilendik bayağı. Yazık diyorum. Başka da bir nereden şey. Nereden geliyorsunuz? Ben nereden geliyorum? Bodrum'dan. Araba bembeyaz olmuş. Aynen. Çok felaket yani. Burası Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen dünyaca ünlü Ilıca plajının hemen yanı başı. Tozdan göz gözü görmüyor. Parmak tozlar var böyle efendim. Biz bunları hepsini yutuyoruz. Ve kendine evime gidiyorum yani. Niçin? İlaç sıktım yani bak. Astım hastasın. Evet astımım var. Çeşme'de yollar yapılmadığı için Çeşme'de birçok yer toz içerisinde. İşte burası Şipne yolu, aylardır bu yol yapılmıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar burada dünyanın en önemli plajlarından bir tanesi Ilıca plajında toz içerisinde denize girmeye çalışıyorlar. Benim 4,5 aylık çocuğum var işte tozdan annem yüzünü kapatıyor sırf tozdan etkilenmesin diye. Belediyemizin çalışması ortada işte. Dünyaca ünlü Ilıca plajındaki yol çalışması 5 ay önce başladı. Aradan geçen süreye rağmen 500 metrelik o çalışma hala bitirilemedi. Çalışmıyorlar demek ki. Oy varken hadi oy verin gelin. Ondan sonra bu yan gel ya toz var. Böyle belediyecilik olmaz. Bu çok büyük ayıp, çok büyük terbiyesizlik. Toz bulutu içinde denize giren tatilciler bir an evvel yolların yapılmasını istiyor. Ya en azından sabah akşam bir su dökülseydi bir toz toprak giderdi. Sadece toz için değil. Yani yollar takır takır. Her sene alt takım yaptırıyoruz İzmirli olarak.